bayramımız kutlu olsun. Bu yerin üstüne geldim. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül salonumuzu onurlandırmışlardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyeti intikalinin 73. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu anma toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Sözlerimin başında sizleri sevgiyle selamlıyorum. Toplumlar liderlerini, yetiştirdiği büyük devlet adamlarını farklı törenlerle anmakta, kendilerine borçlu oldukları sevgi ve saygıyı farklı yollarla dile getirmektedirler. Bizim toplumumuzda Atatürk'ü şükranla yad ederken 10 Kasım'ları ona olan bağlılığını ve eserini ilelebet payidar kılma kararlılığını göstermek açısından bir vesile olarak görmektedir. Aynı zamanda Cumhuriyeti muazzam başarılarla 88. yılına ulaştırmanın kıvancını ve mutluluğunu da yaşamaktadır. Atatürk, çağını aşan bir lider, büyük bir deha, gerçekçi bir devlet adamı ve komutan olarak yaptıkları, başarıları, fikirleri, her şart altında muhafaza ettiği barışçı kimliği, yenilikçi ve reformist kişiliğiyle insanlığın saygısını kazanmıştır. Şunu gururla ifade etmek isterim ki, insanlık Atatürk'ün eserine, gerçekleştirdiği dönüşümlere, ülkenin kurtuluşu ve milletimizin yücelmesi için verdiği mücadeleye bugün büyük bir hayranlık duymaktadır. Mustafa Kemal, gerek savaş yıllarında, gerek savaş sonrasındaki adımlarıyla milli egemenlik ilkesine dayanan, gücünü milletten alan modern Türkiye'nin temellerini atmıştır. Atatürk, fikri ve kurumsal manada yeni bir devletin kurulması için çalışmalarını yürütürken, bir bakıma geleceğin Türkiye'sini de planlamıştır. Atatürk'ün kararlı, gerçekleştirdiği reformları meşru bir temele oturtmaya çalışması, onun devlet adamı ve liderlik vasfının yanı sıra milletimize duyduğu güveni de ortaya koymaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaş yıllarında açılması, onun bu yönünün somut tezahüründen başka bir şey değildir. Mustafa Kemal,
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini rejimin temel ilkesi haline getirirken milletimizin egemenlik haklarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplamıştır. Atatürk'ün yaşadığı dönemin şartları ve dünyanın istikameti düşünüldüğünde Türkiye'nin genç bir ülke olarak demokrasiye uzanan yolu açması elbette ki üzerinde önemli durulması gereken bir husustur. Dolayısıyla Atatürk'ü zamanının liderlerinden ayıran farkı esas burada aramak gerektiği kanaatindeyim. Atatürk'ün vefatının ardından da aynı şuurla ilerlemesine devam eden Türkiye, onun ideallerine her geçen gün daha da yaklaşmanın gururu içindedir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, elde ettiğimiz kazanımlarla ülke ve millet olarak tabii ki parlak bir geleceğe umutla bakıyoruz. Ülkemizin modernleşme çabalarının son yıllarda gerçekleştirilen köklü reformlarla daha da bir ivme ve etkinlik kazandığı, Türkiye'nin önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiği tartışma götürülmez bir gerçektir. Halkın serbestleşme ve değişim taleplerini karşılamayı amaçlayan cesur adımlar ülkenin önünü açmıştır. Dünyada krizlerin yaşandığı bir dönemde ekonomimizin kırılganlıklara karşı daha dayanıklı hale gelmiş, rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşmuştur. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Ekonomik gücün ülkenin itibarıyla doğrudan bağlantılı olduğu göz önüne alınırsa bu söylediklerim daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye temel hak ve özgürlükleri genişletirken çoğulcu demokratik normlara uyum yönünde hiç de küçümsenemeyecek mesafeler almıştır. Ülkemizin dinamizmi ve başarıları dünyada dikkatle ve ilgiyle de takip edilmektedir. Değerli konuklar, ülkemizin 20. yüzyılın başlarında ortaya koyduğu dönüşüm ve modernleşme hamlesi, günümüz şartlarında da bizlere ilham verecek güçlü bir vizyon ve cesaretle devam etmektedir. Bugün de yakaladığımız gelişme ivmesini koruyarak yarının daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh Türkiye'sini el birliğiyle inşa etmek için çalışmaya hep birlikte devam etmekteyiz. Bu süreçte Atatürk'ün milletimize gösterdiği hedefin neresinde olduğumuzu gözden geçirmemiz ve yapılması gerekenleri yeniden planlamamız da önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle, uluslararası düzenin yeniden şekillendiği günümüzde önceliklerimizi iyi belirlememiz ve kazanımlarımızı pekiştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş, refah toplumu haline dönüşmüş, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini tamamlamış, ekonomisi siyasi ve askeri gücüyle lider bir ülke haline gelmiş, vatandaşlarını en yüksek hayat standartlarına ulaştırmış, bireysel hak ve özgürlüklerin çerçevesini genişletmiş, her alanda gelişmiş, üretken, zengin, demokrat ve modern bir Türkiye görmek hepimizin ortak amacıdır. Bu bir hedef olmanın ötesinde toplumun tüm kesimlerine yüklenen bir sorumluluk olarak gördüğümü de ifade etmek istiyorum. Sahip olduğumuz potansiyeli sonuna kadar kullanarak ülkemizi hak ettiği daha yüksek konuma taşımak azim ve kararlılığındayız. Bu amaç için tüm bilgi birikimimizi ve emeğimizi seferber etmek mecburiyetindeyiz. Özgüven ve demokratik tolerans içerisinde 21. yüzyılın meydan okumalarına hep birlikte güçlü bir karşılık vermeliyiz. Evrensel ilke ve değerleri benimseyip uygulamak, Türk milletini daha büyük atılımlarla yüceltmek ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Bu süreçte ülkemizi geleceğe taşıyacak yapısal reformların aksatılmadan hayata geçirilmesi temel önceliğimizdir. Bu noktada şunu bir kez daha altını çizmek isterim ki, halkın beklentileri doğrultusunda
yeni ve özgürlükçü bir anayasanın yapılması ülkemizi daha da güçlendirecektir. Diğer yandan insan hakları ve temel hürriyetlere saygı ile hukuku her şeyin üzerinde tutan bir anlayışın hakim kılınması ve uygulamalardan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için gerekli olan zihniyet dönüşümünün gerçekleştirilmesi Türkiye'nin itibarını daha da yüceltecektir. Değerli konuklar, bu düşüncelerle ebediyeti intikalinin 73. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.